Size inanıyorum. Pet şişe atan babaya alt. Bunu da izlediysek Oğluna beni şişe yani. fırlatan baba hapis cezasıyla karşı karşıya. Çünkü 18 yaşındaki Pet şişe atan babaya 9 ay hapis. Silah olarak mı algılanmış? oğlu babasından şikayetçi oldu. Mahkeme o babaya 9 ay hapis cezası verdi. Oğlumla biz normalde çok iyi anlaşırız. Yani şöyle söyleyeyim, babam ve oğlum iki çekilse yani biz oynardık. O kadar iyiyiz. Ben kimyagerim. Şimdi bu çocuk geçen YKS sınavına girdi. Eşini kötü alacak, onu da biliyorum. Dedim ki Zürriyesiz Erdal, gel bari bir şey kazanamayacaksın. Bir bok olmayacak. Gel bari beraber kimya öğren. Baba dir ben YouTuber olacağım. Dedim oğlum. Sen dedim soytarlık mı yapacaksın lan bu yaşında dedim. Ondan sonra bana biraz sert yaptı. Arkadaşlar izlemedik. İzlemedik. Trollemeyin. Yapmayın. Oğlum dedim benden iyi Ha baban. bok izledik. Anlamına koy, sana iş sağlıyorum. Ben pet şeyi İzlemedik. yukarıya böyle bir fırlatmak suretiyle attım. Sen kalk Züriye size odanın suratına çarp. Ben bilsem şikayet edecek, oturur adam gibi ağzını yüzünü kırardım. En azından hakkını verirdim. Ben onu anasının karnında 9 ay tuttum. O da beni 9 ay içeri tutacak. Böyle intikam mı olur lan? Son bir aydır kendisi gibi oğlunun da kimyager olmasını istiyor. Bir aydır oğlu kafasını kitaptan kaldırmıyor. Ama yakışıklı çocuk. İnancın olsun, çok saygılı çocuk. Daha babasını bir sefer sokakta dövdüğünü hatırlamıyorum. Şimdi siz gittikten sonra ben bunun ağzını çok saygılı çocuk daha babasını bir kere sokakta dövdüğünü hatırlamıyorum. Burnunu kırsam zaten 9 ay yatarım var. Daha fazla yatsam hak ediyor mu etmiyor mu? He? Ben size soruyorum. Ediyor mu etmiyor mu? Bak sizin yanınızda isterseniz konuşmayı deneyeyim. Bütün gün burada it olur. Sayın Zürriyesiz Erdal, lütfen açar mısın kapıyı? Belki senin suratına attığım şişeyle bana bir bardak su ikram edersin ha? Ne var? Sabahtan beri kafamı çalıyorsun. Sen bana orada çekiyor. Çektin. Burada da çektin. Sen beni kasetçi başta da yaptın. Tamam. Sen tutamadın mı? Oğlum o zaman doğruyu söyle. Ben senin suratına bilerek mi attım, bilmeyerek mi attım? Ben bilmem. Ben senin oğlunum. Tamam. Senin oğlunum. Ama senin bak sen şimdi... Hayır, hayır. Vurma. 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 Sınavdan geldin diye beni ağırda yatırdı 15 gün boyunca. Neymiş korona kapmışım diye. Sınavda kötü geldi deyince sen şeyi suratına fırlatmadın mı? Ha? Kamerada oynama şimdi. Ben de gittim şikayet ettim. Yanlış anlamayın da bu adamdan bir bok olmaz. Oğlum sen ne diyorsun? Abi yabancıların gözünden Türkiye 27. Bu neymiş o video bakalım bir.